14 Kasım günü Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı seçimi gerçekleştirilecek. Üyelerin çoğunluğunu ülkedeki Türklerin oluşturduğu Hak Gözlükler Hareketi Partisi ilk defa kendi adayıyla seçime katılacağını duyurdu. Şöh 1990'dan bu yana yani komünist sistemin çökmesinden bu yana sürekli başka partilerin adaylarını destekledi. Şimdi merak konusu olan şu. Kök Türk asıllı adayla mı seçime gidecek yoksa Bulgar isimli adayla mı? Ülkedeki Türkler bu sorunun cevabını bekliyor. Ancak hatırlatmakta yarar var. Bulgaristan'ın ülke tarihinde ilk Türk asıllı Cumhurbaşkanı adayı Salih Şaban oldu. Salih Şaban 2011 yılındaki Cumhurbaşkanı seçimine Ulusal Birlik Hareketi Partisi'nin adayı olarak katıldı. HÖH Partisi 2011 seçiminde ilk turda GER Partisi'nin adayını, ikinci turda ise Bulgar Sosyalist Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını desteklemişti. 2011'deki cumhurbaşkanı seçimi öncesinde Salih Şaban'a şunu sormuştum: Kazanamayacağınızı bildiğiniz bir seçime neden katılıyorsunuz? Sonuçtan çok bu ülkedeki bir Türk'ün cumhurbaşkanı adayı olabileceği gerçeğinin derinliğiyle ilgileniyorum demişti. 2011 yılındaki cumhurbaşkanı seçiminden önce Salih Şaban'la yaptığım söyleşiyi hep birlikte izleyelim. Salih Bey, neden aday oldunuz? çok uzun analizlerden ve arkadaşlarımla, etrafımla konuşarak, eksisini, artısını düşünerek Bulgaristan'ın ilk Müslüman Cumhurbaşkanı adayı olmaya karar verdik. Etraftan, bildiklerimizden, göçmen derneklerinden çok destek aldık ve bu desteğe dayanarak da Güç bularak e, bir güzel cumhurbaşkanı kampanyası yapmaya hazırlanıyoruz. Ee, şimdi şöyle bir var: ee, Bulgaristan tarihinde ilk defa dedik bir Türk bir Müslümanın aday olması ilk defa gerçekleşiyor. Şimdiye kadar diyelim ki 100, 1990'dan sonra komünizm çökmesinden sonra şimdiye kadar neden bir Türk adayı yoktu? Şöyle düşünüyorum: Kesinlikle Bulgaristan'ın Avrupa Birliği üyesi olmasından sonra Bulgaristan'da koşullar olgunlaştı ve bu koşullarda bir Müslüman adayın da yarışa gireceğini, girebileceğini düşündük ve inanarak kendimize çok güvenerek Cumhurbaşkanı adayı olmaya karar verdik. Şartlar olgunlaştı dediniz ancak ülkede bazı aşırı milliyetçiler bir türkü Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istemiyor. Tabi onun niteliklerine bakmayarak, ne yapabileceğine bakmayarak sadece ismi Türk olduğu için adaylığını kabul etmiyorlar. Bunlara ne diyeceksiniz? Bu çevrelere cevabımız belli. Biz Bulgaristan'a çok bağlı olduğumuzu, Bulgar yasalarına çok bağlı olduğumuzu, Bulgaristan'ın Avrupa yolunda, eski bir belediye başkanı olarak, Mestanlı Belediye'mizin bağımsız başkanı olarak çok çabalar harcadığımızı ve bu çabalar sonunda da halkımızdan çok büyük destekler alabileceğimizi düşünerek aşırı güçlere, saldırılara gerektiği kadar kendimize güvenerek cevap verebileceğimizi düşünüyoruz. Ve onların saldırılarını kesinlikle biz yapıcı kampanyamızda e, Bulgaristan için halkımızın birliği için halkımızın e, geleceği için iyi bir yaşam için kampanya yapabileceğimizi düşünüyoruz. Şimdi Türkiye'de binlerce Bulgaristan vatandaşı yaşıyor. Tabii ki onlar da Cumhurbaşkanı seçiminde oy kullanacaklar. Onlara söylemek istediğiniz nedir? E, oradaki kardeşlerimize ki vatandan, Bulgaristan'dan ayrı olan ki bir kısmı e, Bulgaristan'a sık gelme şansı ve olanağı bulamayanlara ve tüm göçmenlerimize, derneklerimize e, bu kampanyamıza bize destek vermelerini e, candan diliyoruz ki kendilerinin sorunları da büyük bir kısım sorunları Bulgaristan'da Bulgaristan yasalarına göre Bulgaristan yöneticileri ve Bulgaristan kurulları tarafından daha iyi bir şekilde çözümlenebileceğine inanarak onlara hitabımız seçime faal olarak katılsınlar seçimleri küçümsemesinler ve seçimlerden çıkacak sonuçlara göre kesinlikle Bulgaristan'ı değiştirebileceğimize, kendi ağırlığımızı, kendi gücümüzü gösterebileceğimize çok inanıyoruz. Şimdi bazıları şöyle diyor. Evet Türkler Bulgaristan'da azınlık kim aday olursa olsun Cumhurbaşkanlığı'nın kazanması imkansız. Diğerleri de evet 20 yıldır bir Türk adayımız yoktu. İlk defa bir Türk adayımız oluyor. Sadece bunun için değer diyor. Siz ne diyorsunuz? Evet, biz de tabii e, Bulgaristan'da Türk asıllı Müslüman adayların daha fazla olabileceğini düşündük ve dün e, Yüksek Seçim Kurulu'nun son kararlarına göre e, Cumhurbaşkanı yarışına yarışmasına katılan bir Müslüman Türk adayın olmadığı görüldü. E, bunun da Partilerin kendilerine göre bir hesabı olduğunu düşünüyoruz. Ee, hak ve özgürlükler adayı göstermedi. Oysa beklenti vardı. Ee, başka partilerden de Türk asıllı, Türk isimli adaylar olacağı, göstereceği düşünülüyordu. Ama herhalde büyük bir ihtimal diyorum, Salih Şaban e, adaylığı e, kesinleştikten sonra, Belki kararlarını değiştirmiş olabilirler diye düşünüyoruz. Ve onların kararlarının da bizim bu kampanyamıza destek yönünde olacağına inanıyoruz. Türkiye'deki göçmen derneklerinden destek bekliyor musunuz? Tabii ki bu seçimlere hazırlanma döneminde, hazırlık döneminde çok yoğun görüşmeler yaptık. Görüşmeler sırasında göçmen derneklerinin yöneticileriyle görüştük, heyetler kabul ettik ve kesinlikle kendilerinden bir e, Türk asıllı, Müslüman bir adayın e, bu yarışmaya katılması için e, büyük destekler aldık. E, gazetelerin ve basın organlarının yazdıklarına göre e, bazı örgütlerde ikilcimiklik, şüphe uyandıran yanıtlar da oldu Ama Evet tam burada sözünüzü kesiyorum onlara ne, onlara ne söylemek istiyorsunuz. İnansınlar ki biz e, Türkiye ve Bulgaristan ilişkilerinin en güçlü bir şekilde gelişmesini ki e, Türkiye'nin e, Bulgaristan'ın ekonomik gelişmesi için çok büyük e, hamleler yapabilmesi için, ee, çok büyük bir örnek olduğunu görüyoruz ve Türkiye'nin dünyada ekonomik hızda baş yerlerde gelmesinin bize çok ilham verebileceğini biliyoruz. Ee, komşumuz Türkiye'nin ekonomik gücünün bize e, kesinlikle ve kesinlikle uzaklara gitmeden oradan örnek alıp kendi ekonomimizi, insanların yaşamını yeniden düzenlemek, çok yeni yeni hamleler yapmak için örnek görüyoruz. Tekrürmeli izleyiciler adına teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.